İnşallah. Bir iki cümlede sarı kamışla ilgili. Akitin bugün sür manşetinde, başka de sür manşetinde, manşetinde, hatta birinci sayfasında bile doğru düzgün görmedim. Yani görmek lazım böyle şeyleri, hatırlamak lazım, anımsamak lazım diye söylüyorum. Sarıkamış şehitlerini dualarla anıyoruz. Türkiye şehadetin izinde diye. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şu hedanın izinde yürüyüşüne Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden yürüdü, dua etti ve ecdadı iade etti. Evet. Türkiye'nin belki de Anadolu'nun elde tutulması için yapılan mücadele e, kapsamında Rusya ile olan veya da Anadolu topraklarının işgal edilmek istenmesine karşı bir karşı saldırı noktasında verilen şehitleri anma noktasında Milli Savunma Bakanımız orada, Gençlik Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu orada ve dün e, Şanlıurfa sınır bölgesindeki üç şehidimiz uğurlanırken Milli Savunma Bakanımız 107 yıl önce binlerce on binlerce verilen şehidin anma törenlerine katılarak bir anlamda işte Anadolu'yu Anadolu eden o sarı kalmış şehitlerinin ve bugünkü şehitlerin birbirine bağlantısını kurmuş oldu. Ee, gönül ister ki belki ilk planda aynı güne denk gelmemiş olsa üç tane şehidimiz ki Türkiye toprakları içerisinde tamam sınıra yakın bir yer ama gene de Türkiye toprakları içerisindeki bir alanda üç askerimiz yakın tarihte böyle topluca şehit olmamıştı. Ee, bir yıldır, bir buçuk yıldır. Türkiye'de güvenli bir bölge oluşmuş durumda diyebiliriz. Sınır ötesinde şehitlerimiz oluyor. E bu şekilde üç şehidimiz birden olduğu bir günde Milli Savunma Bakanı'nın da o şehit cenazelerine katılımını belki gönül isterdi. Ama öbür taraftan da işte 107 yıl önce binlerce, on binlerce şehidimizin anma töreni vardı. Dolayısıyla bu ikisi arasında da bağlantımızı kurup Anadolu'yu işte Amerika'sına, Rusya'sına peşkeş çekmeye çalışanlara bilerek veya bilmeyerek onların Amerika'nın, Rusya'nın dümen suyuna girenlere de bir anlamda bir cevap vermemiz gerekiyor. O açıdan hem Sarıkamış şehitlerini Rahmetle analım hem de üç şehidimize Şanlıurfa sınır bölgesinde önceki gün bir el yapımı bomba deniliyor. El yapımı bomba ama yani sonuçta herhalde geri kalmış bir bölge diyoruz Güneydoğu illerimiz için. E, Irak geri bırakılmış, Irak'ın içerisinde de geri bırakılmış. Suriye deseniz Kürtlerin vatandaşlıkları bile yoktu Suriye'ye. Kaygı yoktu hala yok. Dolayısıyla geri kalmış insanlar topluluğu bakıyorsunuz el yapımı bomba yapıp ondan sonra üç askerimizi şehit edebiliyorlar. E burada dış güçlerin Mutlaka ve mutlaka bir operasyonu var gözüyle ben olaya yaklaşıyorum. Amerika işte daha burnumuzun evet. dibinde daha dün bu bir evet. ve e, bomba düzeni eğitimi veriyordu niye evet. Türk Silahlı Kuvvetleri elbaba işte şeyi e, Fırat kalkanı harekatında celablusu alamasın diye. Yani dövizde dış güçler operasyon yapıyor dediğimiz zaman. Kah 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 kah. Siz öyle zannedin dış güçler mi güçler diyorlar. İşi gücü yok dış güçlerin sizin dövizinizle mi oynayacaklar diyorlar. E peki dış güçlerin işi gücü yok şimdi oradaki Kürt kardeşlerimizi tahrik ederek o bölgede bizim askerlerimize yönelik bu operasyonları bu saldırıları yapmaya niye teşebbüs ediyorlar? Ona da birilere gülecek mi acaba? yalan söylüyorsunuz, dış güçlerin hiçbir tesiri yok denildiği zaman bu saldırılar için. E o zaman ben merak ediyorum Amerikan askerinin Suriye'de ne işi var? Onlar da mı hayal mi görüyoruz biz? Yani döviz için dış güçler operasyonu dediğimiz zaman hayal görüyorsunuz siz diyorlar. Peki şimdi bu saldırıda dış güçlerin tesiri var dediğimiz zaman Hayal görüyorsunuz o bölgedeki insanların saldırısı e Peki oradaki Amerikan askerlerine ne diyeceksiniz dediğimiz zaman orada işte Kral çıplak fotoğrafı önümüze konulmuş oluyor